Geçtiğimiz günlerde Adana'da Kelaynak Havacılık Kulübü'ne ait pistten SD-4 tipi 2 kişilik bir eğitim uçağıyla havalanmıştık. Yanımızda değerli öğretmen pilot Süleyman Doğan vardı. Kalktıktan sonra Torosları aşarak Konya'ya yaklaşık 1 saat 50 dakikalık bir uçuşla ulaşmıştık. Bu uçuşun görüntülerini sizlerle paylaşırken birçok izleyicimizden niye Torosları görmedik, detaylı olarak araziyi izlemek istiyoruz gibi talepler geldi. Bunun üzerine yaptığım çekimlerden size bir potpourri hazırladım. Bu çekimlerde normal GoPro ile kanopiden, yani pilot camına yapıştırdığım GoPro ile aldığım çekimleri sizlerle paylaşmak üzere bu çekimleri gerçekleştirdik. Adana'da kalkıştan kısa bir süre sonra bulutlar vardı. 2000 feet, yani yaklaşık 600 metre yükseklikte. 600 metre bulutları aştık ve bulutlar nedeniyle altımızı görmemiz pek mümkün değildi. Adana'dan kalktıktan sonra Mersin'e doğru devam ettik. Sahilde Mersin'i gördükten sonra sağa doğru döndük ve Torosları kat etmek üzere 2500 metreye doğru irtifa almaya başladık. Toros dağlarını kat ederken, ki kat ettiğimiz noktalar ortalama 2500 metrenin altındaydı, 2200-2100 metreydi. Biz daha alçak bölümlerini seçmiştik. Toroslar sonuçta epey uzun bir dağ silsilesi. Türkiye'nin Akdeniz kıyılarına paralel olarak uzanıyor. Teke Yarımadası'ndan Suriye'ye kadar ilerliyor. En yüksek noktası Demir Kazık zirvesi 3767 metre. Buraları tabii aşmak için uçakla çok ciddi irtifa almak gerekiyor. Biz dediğim gibi daha bir orta noktasını seçtik. Yani Güneydoğu Toroslar üzerinden biz uçuşumuzu gerçekleştirdik.